Ebu Necih İrbaz bin Sariye radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler ey Allah'ın Resulü bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Öyleyse bize bir tavsiyede bulun dedik. Konuşmadan herhalde veda etmeye hazırlanan birisinin konuşması gibi bir anlam çıkarmışlar. Olabiliyor bazen insanların konuşmasından anlaşılıyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size Allah'a çok saygı duymanızı başınıza bir habeşli köle bile yönetici olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim buyurdu. Uğusuykum bi takvallah yani size takvayı tavsiye ederim. Ve sem'i ve ta'ati ve in teemmer aleyküm abdun habeşiyyün. Habeşi bir köle azat edilmiş. İnsanlar tabi toplum nezdinde belki hakir görülüyor ama o kabiliyetli tarihte böyle şeyler olmuş. Kölelerin devlet başkanı olduğu işte Memluklular devletinde olduğu gibi onu da bir memuriyete bir valiliğe bir devlet başkanlığı getirmişler. Eğer gerçekten ehil hissediyor ona itaat edin. Ya ben buna itaat etmem demeyin itaat edin emirlerini yerine getirin çünkü idare İslam'da idare itaat çok önemli. Bir e, devlet etrafında toplanmak, bir yönetici idareci etrafında toplanmak çok önemli. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok anlaşmazlıklar görecekler ihtilaflar. Sonra işte idareci e, idare ihtilafları, kim yönetici olacak, kim vali olacak, kim halife olacak ihtilaflar, tartışmalar. Olacak diyor. O zaman sizin üzerinize gerekli olan benim sünnetime ve doğru yoldan olan Hulefa-i raşidinin sünnete sarılmanızdır. Böyle ihtilaflı zamanlarda gerek siyasi olarak, gerek dini olarak, ihtilaflı konuda fe aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefayi raşidin elmehdiyin Benim sünnetime ve benim halifelerim, dört halifenin sünnetine sıkıca sarılın. Dört halife Hakikaten efendimizin yanında yetiştikleri için onların hayatları Müslümanlar için çok önemli. Onların sözleri, verdikleri hükümler. Çünkü Peygamber Efendimizi adeta içmişlerdi onu iyice, onlar özümsemişlerdi, anlamışlardı. Efendim Kur'an-ı Kerim çok iyi biliyorlardı. Efendimizin hayatını çok iyi biliyorlardı. Dolayısıyla onların sözleri, hükümleri çok ayrı bir yere sahip. Efendimiz burada onu özellikle bildiriyor. Diğer sahabe gibi değil, hele diğer insanlar gibi hiç değil. Ama bugünkü insanlara bakıyorsun kendisini bir halifeden hulayfe-i Raşidinden dört halifeden daha yetkili görüyor. Dini anlamada daha yetkili görüyor bugünkü ahmak insanlar. Addu aleyhe bin nevaciz. Bu benim sünnetime ve halifelerin sünnetine sımsıkı sarılın diyor. Azı dişlerinizi sıkıca ısırın. Bu bir tabir. Bu sünnetlere sımsıkı sarılın. Sonra da ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle kaçının. Ve iyyakum ve muhtesatil umur. Fe inne bir bid'atin dalaletun. Dine uymayan bid'at diye tanımlanabilecek olan sonradan ortaya çıkarılmış şeylerden <laughs> şiddetle sakın. Burada epey ihtilaf oluyor kıymetli dinleyenler. Her sonundan çıkan şey bid'at midir, değil midir? Her sonundan olan şeye insanlar bid'at diyor. Buna şiddetle karşı çıkabiliyor. Burada hakikaten bid'at dinin özüne uymayarak sonradan dine ters olarak çıkan şeyler olabilir. Yoksa dinde sonradan yapılan iştihatlar olabiliyor. Sonradan ortaya çıkarılan güzel adetler olabiliyor. Bunları da iyi ayırmak, ehline sormak gerekiyor. Yoksa her ya bu sonradan olmuş peygamberimiz sahibi zamanında bu mu vardı bu bidattir gibi bir kafa karışıklığına düşmemek gerekiyor. Hadisin bir başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmayı bir sabah namazından sonra yaptığını öğreniyoruz. Sabah namazından sonra Efendimiz böyle buyurmuş. Peygamber Efendimiz'in vaazları, nasihat ve öğütleri kısa, özlü ve dikkat çekiciydi. Bu sebeple sahabe-i kiram onu kolayca ezberleyip akıllarında tutarlar ve birbirlerine anlatıp aktarırlardı. Kalıcı olsun diye Efendimiz kısa, tesirli konuşma yapıyor. Edebi konuşuyor. Onun için kolayca ezberliyor sahabiler. Ayrıca Resul-i Ekrem vaaz ve nasihat zamanını çok iyi gözetirdi. Bakardı insanların dinç olduğu, dinlemeye hevesli oldukları zamanlarda konuşur. Yoksa yatsı namazından sonra insanlar zaten akşama kadar yorulmuşlar. Bir an önce uyku uyumayı istiyorlar. O esnada konuşmaya kalkmak çok doğru değil. Veya her gün konuşmak. Peygamberimiz her gün konuşmaz diyor sahabiler istekli olduğumuz zamanları gözetlerdi. Sahabenin halini, vaktini ve içinde bulunduğu durumu dikkate alırdı Peygamberimiz. Hadisin ravisi İrbaz bu çok tesirli ölü dinleyen ashabın o andaki hislerini ve durumlarını dile getiriyor. Sahabeden pek çokları Peygamber Efendimiz'den bir hadis naklederken o andaki ortamı da bize haber verirler. Sahneyi de anlatıyor. Bu onların güzel adetlerinden biriydi biz de tabi o olayın içindeymiş gibi hissediyoruz kendimizi. Böylece biz onların Hazreti Peygamber ne kadar can kulağı ile dinlediklerini sonra ona nasıl uyduklarını itaat ettiklerini de öğrenmiş oluyoruz. Bu durum bize aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hadisleri ve sünnetleri karşısında nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini de öğretiyor. İşte biz Peygamber Efendimiz dinlerken sanki başımızın üzerinde kuş varmış gibi sessizce dururduk diye tarif ediyor mesela sahabi. Burada da ne diyor? Kalpler ince yumuşadı, inceldi, duygular yükseldi, duygusal bir an oldu diyor. Sahabe rasul i Ekrem'in sözleri karşısında ürperir, kalpleri titrer ve gözlerinden yaş aktarak ağlarlardı. Efendimiz'in sözlerini böyle duygulu bir ortamda dinlemek gerekir. Önem vermek lazım. Herhangi bir kimsenin sözü gibi değil la tec'alu du'a ar-rasul beynekum ke du'a Yani peygamber efendimizin duasını veya ona seslenmeyi veya onun sözlerini sizin kendi aranızda birbirinizdeki birbirinize olan seslenişiniz, duanız gibi görmeyin. Peygamber farklı. Yine Hucura Suresi ve la tec'alu bil kavli ke cehri ba'dukum Birbirinize yüksek sesle seslendiğiniz gibi Resulullah'a yüksek sesle seslenmeyin. Yani demek ki bu tür ayet kelimelerden anlıyoruz ki Resulullah Efendimiz diğer insanlar gibi değil, onun farklı bir korumu var. Bütün bunlar samimiyetle inanmanın, itaat arzusu içinde olmanın, Allah ve Resulü sevip saymanın birer göstergesidir. Demek ki Resulullah'ın hadislerine karşı tav takındığımız tavırlar bize bunu gösteriyor ne diyor? İnsanların samimiyetini, imanını, itaat arzusunu Allah ve Resulü sevip saymanı, saydıklarını gösteriyor. Kur'an ve sünnet karşısında bizlerin de örnek almamız gereken davranış bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu öğüdünün inzar yani uyarı niteliği taşıdığı kıyamet ahvalinden, ölümden ve dünyanın akıbetinden bahsettiği anlaşılmaktadır. Dünyanın geçici oluşu, imtihan yeri olduğu, insanın başına çeşitli imtihanların gelebileceği, ölümün ne zaman geleceği belli olmayacağı, ölüm geçtiğinin zorluğu, ölümden sonraki kabir hayatı, hesap, kitap, bunlara hazır olmak gerektiği, bunun için günahları bir an önce terk etmek, Allah'ın emirlerine itaat etmek, ibadetleri yapmak gerektiği gibi bu tür halleri anlatınca Efendimiz tabii ki insanların kalpleri yumuşuyor, gözleri yaşarıyor. Bugün biz de bunları sık sık hatırlamamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Çünkü bu bir gerçek, bu bir vaka. Her an her şey olabilir. İnsanın başına ölüm gelebilir, imtihanlar gelebilir, hayat değişebilir bir anda. Onun için hadiste geçen beli kelimesini az sözde çok şey anlatmak demek olan vecize şeklinde anlamak istemediğimizden çok tesirli öğüt diye tercüme ettik tesirli bir konuşma. Çünkü kalbi ürperten ve insanları ağlatan bir öğüdün beli ve veciz olması yeterli sayılmaz. Aynı zamanda hala daha deruni nitelikler taşıması gerekir. Nitekim ashab-ı sahabe-i kiram bu öğütten o kadar etkilendiler ki bunu dünyaya veda eden bir insanın son sözlerine benzetip Resulullah Efendimiz'den kendilerine tavsiyede bulunmasını istediler. Herhalde Resulullah'ın bildiği bir şey var. Bizden ayrılacak, dediler. Yine Peygamberimiz o ana kadar sahabilerin pek alışık olmadığı bir üslupla konuşmuştur diyebiliriz. Sahabiler bu konuşmadan yakaladıkları ipuçlarıyla bir hükme vardılar. Bunu da açıkça Peygamber Efendimiz'e söylediler. Bu öğüt sanki veda eden bir kimsenin sözlerine benziyor değerlendirmesinin anlamı budur. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nevi veda konuşması yaptığını bir nevi veda konuşması yaptığını görünce Madem ki durum budur o halde senden sonra ne yapacağımızı bize emret. Biz başıboş kalırız. Ne yapacağımızı bilemez durumda kalırız. Bize nasihatta bulun. Kurtuluşa nasıl ereceğimizi, yaşadığımız sürece nasıl bir yol takip edeceğimizi, senden sonraki halimizin ne olacağını bize söyle demek istediler. Tam bizim halimiz. Şu anda biz Resulullah Efendimiz aramızda yok. Ne yapmamız lazım? Onu sormuş. Sahabe-i kiram bizim adımıza sormuş. Efendimiz de bunun üzerine benim sünnetime ve hulafayı raşidinin dört halifenin sünnetine sarılın buyurmuş. Bunun üzerine peygamber efendimiz onlara çok kısa fakat gerçekten çok muhtevalı bir tavsiyede bulundu. İlk tavsiye ettiği şey takva oldu. Allah'tan korkun. Emirlere tamri ayet. Takva çok geniş anlamlı bir terimdir. Kısaca belirtmek gerekirse, Allah'tan korkmayı, Allah'a karşı günah işlemekten sakınmayı, O'na son derece saygılı olmayı, dinin emrettiği her şeye gücü ölçüsünde sarılmayı, yasakladıklarından da uzak durmayı ifade eder. Hassas bir şekilde benim bu hayatımla ilgili, yaptığım işle ilgili, mesleğimle ilgili, vazifemle ilgili, içinde bulunduğum konumla ilgili dinimizin hükümleri nelerdir? Dinimiz bu konuda neler diyor? bir gidip öğreneyim. Bir hocaya sorayım, bir ilmihal kitabını açıp okuyayım. Yani ben ticaret yapıyorsam e, benim yapmam gereken nedir, nasıl davranmam lazım? Bununla ilgili her konuda İslam'ın hükümleri var. Memursam nasıl davranmam lazım? İdareciysem nasıl davranmam lazım? Bu konudaki hüküm nedir diye mutlaka insan arayıp soracak, öğrenecek ve onu yaşayacak. İşte takva bu. Nitekim allah Teala buyuruyor, sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun diye tavsiye ettik. Bütün kullarına Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Bu ayet takvanın üç kısmını da kapsamaktadır. Bunlar şirkten ve Allah'a karşı isyanına sakınmak. Takva üç kademedir. Birincisi şirkten, küfürden uzaklaşarak ebedi cehennemden kendini korumak. İkincisi günahlardan korkmak, günahlardan sakınmak. Üçüncüsü de daha ileri, yani dini yaşarken daha dikkatli yaşamak, bütün kalbine masifel olarak bir şey getirmemek, Allah'tan başka bir şey düşünmemek, bütün hayatını Allah Teala ile beraber yaşamak. Üç, burada biraz farklı saymış. Birisi şirkten ve Allah'a karşı isyandan sakınmak. İkincisi Allah'tan başka kimseden korkmamak. Üçüncüsü emredilenleri yapmak ve sakınanlardan uzak durmaktır. burada aslında üçüncüsü ikinci yerine geçecek. Ee, üçüncüsü ise bütün daha titiz yaşamak, e, mane, e, nafilelere daha önem vermek ve kalbinde Allah'tan başka hiçbir bir şeye yer bırakmamak, masibadan uzaklaşmak, e, ihsan duygusuyla devamlı Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Takva ahiret azıdır İnsanı ebedi azaptan o kurtarır cennete o ulaştırır. Allah'ın hoşnutluğuna o nail kılar. Kısaca takva iyi ve üstün mümin olmanın adıdır. Bu ise yukarıdan beri ifade etmeye çalıştığımız gibi ferdi kendi iç bünyesinde nefis muhasebesine, kendi kendini kontrole sevk eder. Böylece fert olgunlaşır ve kendi dışındakilerle münasebetlerini düzene koyma imkanına kavuşur. Bu toplumda düzeni sağlamanın da ilk basamağıdır. Takva sahibi olmak insanların elinde olan ve birbirleri ile yarışabilecekleri bir alandır. Takva sahibi olmak insanların elindedir ve bununla insanlar bu konuda birbirleriyle yarışabilirler. Aynı zamanda da yardımlaşmalar gerekir. Takva konusunda birbirleriyle yardımlaşmalar gerekir. Cenab-ı Hak ve ta'avenu alel bir ve takva buyuruyor. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Onun için Allah Teala Allah katında en üstün olanınız Allah'tan en çok korkanlarınız takvada en ileri olanınızdır buyuruyor. Yani herkes yarışır değil mi? Allah'ın katında en iyi ben olayım diye. En iyiler arasında ben de gireyim diye. Cenab-ı Hak da hedefi gösteriyor. Allah katında en değerli olanınız inne ekrameküm endallahi etkakum. Takvası en çok olan kimsedir. O zaman buyurun yarışın. Kim daha çok takva sahibi olabilecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takvadan sonra tavsiye ettiği ikinci mühim konu emiri yani devleti yöneteni dinlemek ve ona itaat etmek. İdarece itaat etmek. Çünkü idare e, sağlam olursa, yönetim yerinde olursa orada din de rahat yaşanır. Ama idare kargaşası olursa orada dinin de yaşanmak zorlaşır. Hatta bu yönetici toplumun en alt tabakası içinden çıkmış biri de olsa ona itaat mecburiyeti vardır. Nitekim hadiste Habeşli bir köle bile başınıza emir olsa denilmektedir ki İslam hukukuna göre kölelerin emirliği caiz değildir. Bu bir faraziye, bir varsayımdır. İtaatin önemli kavratmak, fitneden korunmanın yolunu öğretmek, başsızlığın felaket olduğuna dikkat çekmek için. Başsız kalmak, İdarenin bozuk olması bir felakettir. Ancak yöneticiyi dinlemek ve ona itaat etmek her halükarda mutlak bir emir şeklinde anlaşla gelmiş değildir. Dinleme ve itaatin boyun, boyutlarını, şartlarını ve niteliklerini de Kur'an ve sünnet açık, açıklığa kavuşturmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaat dinin uygun gördüğü hususlardadır buyurmuştur. Yani Allah'a isyan olan bir yerde itaat yoktur diyor. Eğer yani idareci Allah'a isyanı emrediyorsa ona itaat edilmez. Yöneticilerin günah olan emirlerine itaat edilmez. Fakat bu sebeple onlara karşı ayaklanmak ve harp ilan etmek de caiz görülmemiştir. İtaat etme ama karışıklıkta çıkarma. Çünkü itaatin zıddı her zaman isyan ve başkaldırma değildir. İsyanla toplumun fitneye sürüklenmesi ve daha büyük musibetlere uğraması söz konusudur. İslam fitneyi önlemek ve ortadan kaldırmak için meşru sayılan her yola başvurur. Kur'an-ı Kerim fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha büyük bir günah olduğunu bildirir. Fitne eşeddu el fitne minel katil. Öldürmekten savaştan daha büyük bir fitnedir diyor. İnsan arasında fitne çıkarmak özellikle de insanları dinden uzaklaştıran fitneler. Bir emire devlet başkanına itaat etmenin şartı ise onun soyu sopu ve nesebi değildir. Burada aranan şart emirin İslam'a uygun davranıp davranmadığıdır. Yönetici adil de olsa zalim de olsa onun emirlerinin İslami olup olmadığına bakılır. Kişinin kendi hali ve yaşama biçimine göre karar verilmez. Ya bu adam tamam idaresinde bir sıkıntı yok ama kendi yaşantısı güzel değil ben buna itaat etmem denmez diyor. Eğer idaresinde İslam'a uygunsa ona itaat edilir. Çünkü onun hali gizli kaldığı sürece kendi şahsını ilgilendirir. Takva nasıl insanın iç düzenini sağlar ve kişiyi başkalarıyla ilişkilerinde iyiliğe sevk ederse, emirler yani devlet yönet yönetenler de dış düzeni sağlamak ve toplumun belir e birliğini, beraberliğini temin etmek korumakla mesuldürler. Demek ki hem iç bütünlüğü takvayla sağlamak hem de idareciye itaat ederek dış bütünlüğü sağlamak peygamberimizin emirleri arasında başta geliyor. İnsan bazen nasıl nefsinin arzularla çelişkiye düşer ve sabrederse yöneticilerle de çelişkiye düşebilir. Sıkıntıları olabilir. O zaman da sabretmesi gerekir. Yani tarihte bu hep yaşanmış. Yani hiçbir zaman böyle süt liman olmaz. Herkes tam uyumlu, huzurlu bir şeyi bulamamış. Bazısı geçimliyken bazısı geçimsiz, olmuş. İdarecilerle problemleri olmuş. O zaman da sabretmek gerekir. İslam nasıl kişinin kendi iç düzenini ve şahsi varlığını korumaya önem vermişse toplum düzenini ve birliğini korumaya da aynı şekilde belki de daha çok önem verir. Bütün bunlar her şeye rağmen kötülüklere ve kötülere göz yumma, yummak veya sessiz ve tepkisiz kalmak anlamına gelmez tam aksine hangi durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini iyi tayin etmek anlamına gelir. Hakikaten kritik bir nokta. Nasıl davranılır, ne yapılır? Bunlara çok üzerinde hassas bir şekilde durmak lazım. Yani idarece baş kaldırmasın ama tebliğini güzel bir şekilde devam ettirirsin. Talime devam edersin. Bu hadiste Peygamber Efendimizin işaret ettiği üçüncü husus, kendisinden sonra pek çok ihtilafların ortaya çıkacağı gerçeğidir ki, o zaman kendisinin ve Raşit halifelerinin yaşayış tarzına sımsıkı bağlanma zarureti vardır. Doğruya ulaşmak ve kurtuluşa ermek ancak bu şekilde mümkün olur. Peygamber Efendimiz bu hadislerinde kendisinden sonra ortaya çıkacak olan pek çok ihtilaf ve fitneyi haber vermiştir. Bu onun mucizelerinden biri sayılır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride o ortaya çıkacak durumları toplu bir şekilde ve tafsilatıyla bilmekteydi. Zira ona bu bilgileri allah Teala haber vermişti. Ancak Peygamber Efendimiz bu konudaki bilgileri zaman, mekan gibi belirleyici unsurlar ile haber vermemiştir. Şu zamanda şu şahıs fazla tafsilatı girmemiş. Önemli değil çünkü. Önemli olan bu tür olayların olacağı ve bunlara dikkat, karşı dikkatli olmak gerektiği. Hatta genel anlamda bile herkese söylememiştir. Sadece Huzeyfe bin Yeman gibi Ebu Hureyre gibi bazı özellikle sahabilere söylemiştir. Onlar da kendilerine haber verilen bu özel bilgileri müsaade edildiği nispette açıklamışlar ve başkalarına nakletmişlerdir. Nakletmedikleri kendileriyle birlikte giden bilgiler de var. Hadis kitaplarımızın fiten bahisleri bu nevi rivayetleri ihtiva eder ki Riyaz-ı son kısımlarında da bunlara yer verilmiştir. Ümmetin içinde fitneler ve ihtilaflar çoğalınca görüş ayrılıkları da artar. O zaman insanlar hangi fikrin yanında olacaklar, nasıl hareket edeceklerdir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun hal çaresini de göstermektedir. Kendisinin ve raşit halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılmak yegane çıkış yoludur. Çünkü onları takip ettikleri yol, onların takip ettikleri yol hak yoldur. Bu hadiste ortaya çıkaracak ihtilaflar ifadesiyle İslam ümmeti içine yer alacak olan bidat fırkaları kastedilmiş olmalıdır. Çünkü ihtilaf küfür veya dinsizlik demek değildir. Fakat ciddi boyuttaki ihtilaflar ümmeti fitnelere, büyük günahlara sevk eder. Hatta insan farkında olmaksızın kendini dinin hudutları dışında bulabilir. Nitekim Resulullah Efendimizin vefatından kısa bir süre sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında ortaya çıkan ihtilaflar daha sonra fitneye dönüştü ve pek çok sahabi henüz hayattayken ümmet imtihanlar geçirdi. Halifelerden sonraki dönemde ihtilaflar ve fitneler artarak devam etti. Bu fitneler ve zararlı ihtilaflar İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini önlemiş, bölünüp parçalanmalara sebep olmuştur. Her fert olabildiğince ihtilafın çoğalmamasına çalışması lazım. Olabildiğince ihtilafın önüne geçmeye çalışması lazım. İslam ümmeti içindeki ihtilafların bölünme ve parçalanmanın, grupçuluk ve hizipçiliğin, itaatsizlik ve baş tanımazlığın Müslüman toplumları ne hale getirdiğini günümüzde de gö gözlerimizle görüyor ve bunun ızdırabını hep birlikte çekiyoruz. Ümmet olma vasfına sahip bulunmadığımız gibi ayrı ayrı milletlere ve pek çok ülkelere bölünmüş halimizle kendi milli hudutlarımız ve coğrafyamız içinde de birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi sağlayabilmiş değiliz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Halbuki birleşmek lazım. Ufak tefek şeyleri problem etmemek lazım. Ana itikadımızda, ibadetimizde birleşip bunu sağlayacak, idarede de bir birlik sağlayıp İslam'ı en güzel şekilde yaşayacak bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki düşman buna fırsat vermek için çalışıyor. Her yerden bölmeye çalışıyor, her yere fitne sokmaya çalışıyor. Buna dikkat edemeyen insanlar da maalesef buna alet oluyor. İslam toplumlarının fitneden kurtulabilmesi, ihtilaflara düşmemesi için müşterek bir düşünce ve hareket tarzına sahip olmaları gerekir. Bu ise belli bir şahsın veya bir grubun düşünce ve hareket tarzı olamaz. Falan hareket tarzı değil, sünnete uymak. Çünkü başka başka şahıslar ve gruplar da vardır. Onlar da kendilerinin haklı ve doğru olduklarını iddia edebilirler. İşte Peygamber Efendimiz bunu da açıkça tespit et ve tayin etmiştir. Sizin üzerinizde gerekli olan benim sünnetime, yoluma ve doğru yola ulaştırılmış Hulefay Raşidi'nin sünnetine sımsıkı sarılmanızdır buyurarak ortak hareket noktasını göstermiştir. Kafir düşman müsteşikler için ince ince çalışıyor. Böyle uzun uzun yıllarca çalışıyorlar. Bu şekilde İslam'ın içine girerek çok hassas noktalardan insanları bölebilmek için. Buna karşı uyanık olmak lazım. Herkes kendisinin hak olduğu. Ya yani tamam sünnet üzere diyor peygamberimiz kabul diyorlar. Ama diyorlar sünnet üzere olan kim? İşte biziz. Siz sünnet üzere değilsiniz. Buradan ihtilafı buraya sokmuş oluyor. Öyle dememek lazım. Gerçekten e, bu işin ilmini yapmak bilerek sünnet nedir? E, bir şekilde, itidali bir şekilde kucaklayıcı olarak Müslümanları birleştirmeye gayret etmek lazım. Bilindiği gibi Hulefay Raşidin, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. İttifak edilmiştir bu konuda. Peygamberimiz başka birçok hadislerinde olduğu gibi bu hadiste de onların hidayet, hak ve doğru yol üzere bulunacaklarını, kendilerine uyulması gerektiğini ifade buyurmuştur. Yani akla mantığa da uygundur olan budur zaten. Onlardan daha raşit bir halife ne zaman gelebilir? Peygamberimizin yanında yetişmiş, onunla beraber yaşamış, ondan her şeyi öğrenmiş, onun yanından hiç ayrılmamış bir insan onu anlayamayacak da kim anlayacak? E bunu bazılarının yaptığı gibi sadece Hazreti Ali'dir demek de akla mantığa uygun değil. Çünkü Hazreti Ali kadar diğerleri de hep onunla beraber olmuşlardır. Ve bu hadiste de çoğul kullanıyor. Benim tek halifemin yoluna uyun demiyor. Halifelerim diyor. Demek ki çoğul olarak ona en yakın olanlar kimse onlara uymak lazım. Ehli sünnetin bütün mezhepleri hulefay raşidine uyulması gerektiği konusunda görüş birliği içindedirler. Bundan sonra Peygamber Efendimizin bir noktaya daha dikkat çekmekte. Efendimiz bid'atlerden mutlaka sakınılması gerektiğini hatırlatmaktadır. Çünkü sünnete uygun olmayan davranışlar bid'attir. Bid'at dinde yeri bulunmayan, sonradan ortaya çıkarılmış olan inanç ve ibadetlerdir. Kur'an ve sünnette yeri bulunmadığı ve bu iki asla aykırı olduğu için her bid'at dalalet diye vasıflandırılmıştır. Burada bid'at veya muhtes kelimelerinin sonradan ortaya çıkan şey anlamındaki sözlük manası kastedilmiş değildir. Kastedilen esas mana ise Kur'an ve sünnete aykırı olarak ortaya çıkan itikat, ibadet ve dinden sayılan şeylerdir. Çünkü sonradan olan bazı işler ve icatlar vardır ki bunlar hayati ihtiyaç ve zaruretlerdir. Bu nevi şeyleri bid'attır diye reddetmek mümkün değildir. Bu ihtiyaç ve zaruretlerin sapıklıkla da bir alakası yoktur. Bu sebepledir ki sonradan ortaya çıkıp itikat, ibadet ve amelle ilgili olmayan şeyleri yani icatları bidat olarak nitelemek doğru bir anlayış ve yaklaşım sayılmaz. Hadis-i neler öğrendik kıymetli dinleyenler? Bir İslam toplumunu yönetenler, idareciler, alimler, vaaz ve nasihat ve sohbet gibi yollarla insanları aydınlatmalı ve yetiştirmelidirler. İnsanların böyle vaaza, nasihata, sohbete konuşmaya ihtiyacı var. İki takva dediğimiz Allah korkusu ve Allah'a saygı müslümanın temel özelliği olmalıdır. Dinin emrettiklerine uyup nehyettiklerinden uzak durmak takvadır. 3 Allah'a itaati emrettikleri sürece devleti yönetenlerin emirlerine itaat gerekir. Onların şahsi özelliklerine bakılmaz çünkü bu durum sadece kendilerini ilgilendirir. Ya kendisi işte Emevi halefleri zamanında olduğu gibi kendisi şarap içiyor. Buna isyan edelim falan deyince pek çok fitneler çıkmış. Kendisi şarap içebilir. İçmese daha iyi olur ama yönetimi İslam'a uygunsa onu sabretmek gerekir. Uyarmak lazım tabi üslubuyla. Ona uyarabilecek kimselerin gidip ikaz etmesi de her zaman lazım. Onu da bırakmamak lazım. Dört, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize olarak gelecekteki bazı şeylere haber vermiştir. Nitekim Müslümanlar 4 halifeden sonra pek çok ihtilafa düşmüşler ve çeşitli fırkalara ayrılmışlardır. Beş, Resulullah Efendimiz'in sünnetinden sonra takip edilecek yol, Raşid halifelerin yoludur. Çünkü onlar sahabenin en bilgili olanları ve takva cihetinden de önde bulunanlardır. Yani sağ e, halifelerin hayatlarını okuyunca zaten bunu insanlar göreceklerdir. En basitinden, fakirin erkam yerlerinden çıkan dört Halifeliği kitabım var. Mesela e, Hazreti Ebu 111 hatıra, 111 hayat ölçüsü diye dört halifeden de bunlara bakıldığında bile en basitinden bunların nasıl insanlar olduğu ve bunların sözlerine ihtiyat etmenin ne derece gerekli olduğu aynı anlaşılır kıymetli dinleyenler. Ama gerek o kitaplardan gerek diğer kitaplardan işte Sami Efendi Hazretleri'nin dört halife kitaplarından ve diğer önemli kitaplardan bu halifelerin hayattan okumak, sahabenin hayattan okumak bizlere çok şey kazandıracaktır. 6. Yöneten ve yönetilenlerin Peygamber Efendimiz'in sünnet ve yaşama tarzını, raşit halifelerin uygulamalarını öğrenmeleri kendilerini sapıklığa düşmekten korur. 7. Kur'an ve sünnetin zıddı ve karşıtı olan her çeşit bid'at sapıklık olup bunlardan sakınmak gerekir kıymetli dinleyenler.